akşam pizzacı. Sürekli hamur işi yiyor. Hamur abinden çıkıyorum sanki. Rejimdeyim ben. Ne yapalım? Hep aynı şeyler yapıyoruz zaten. Pişpirik mi oynayalım? Dün oynadık ya. Uf, saç uçlarım da kırıldı. Kestirince de buklesi gidiyor. Yaman bir çalışkı değil mi? Evet. Büyük ikilem. İstediğim ayakkabıdan da yok. Platform kalkıyormuş dediler. Yastayım. Başın sağ olsun. Hangi platform? İnsan hakları platformu. Ya 20 santim topuk giyebilme hakkım elimden alınıyor. Nereye başvuracağım? Ha? Ya platform topuğun modası geçmiş. Halbuki skinny pantolonla platform topuk ayrılmaz bir çifttir değil mi ama? Zerrin, göğüslerim çıkıyor şu an. Ay, nefes alamıyorum kadın muhabbetinden. Ne haberler dostum? İyi. Restoran atmış, hayırlı olsun. Dizi nasıl gidiyor? Oh, iyi, süper. Maşallah, haydi. Derbiyi burada seyredeceğim. Hah, katılır mısın? Maç. Erkek erkeğe, futbol. Hadi ya. Sonra bir şeyler içeriz. Bu ara Cihangir'e balık akını var. Sosyalleşiriz. Bünyemin asosyal. Ben de sağır değilim. Aa, dur bakayım. Kim çağırıyor abi ya? Sanırım yalnızlığı seni çağırıyor. Ya Zerrin, bırak biraz erkek muhabbetine gireyim. Hep senden geziyorum ya. Aa, bak! Herkes sağa bakıyor. Ne ayıp diyor. Mesela bir gün Bora'yla maç izlemiştik. Ne güzeldi. Sonra bir gün babam beni atış poligonuna götürdü. Hiç unutamam. 3 gün sağır dolaşmıştım. Sonra benim kanka var ya. Nurihat. Hayır ya, Berk. Aa, 90'lı yıllar. Onunla bilardo falan oynamıştık. Oğlum var ya, babadan aldık arabayı, tamam mı bu akşam? Ağzınızı bombastık böyle. Hadi Zerrin, benim hiç erkek kankam yok ya. Çağdayacağız. Ya herkes yapıyor, ben niye yapamıyorum? Şişt bakayım, akşam babana söylerim ha. Anne misin, kız mı sen? Ben senin hem anan, hem baban, hem sevgilin, hem de yeni erkek kankanım. Nasıl? Maç mı seyredeceğiz beraber? Maç, bilordo, askerlik anısı, full muamele. Beni bir dene memnun kalacaksın. Yek ye. Niye kargalar kahvaltı etmedin? Alel acele buluştuk bebeğim. Hiç, merak ettim. Dün gece ne yaptın, neredeydin? Ailen nasıl, nerede oturuyorlar? Bu hafta nerelerde ne yapıyorsun? Bu hafta sen ne yapıyorsun aşkım? Kasa hırsızlığı mı, kasino soygunu mu? Yok canım ya, ilahi. Yalnız Allah razı olsun Ahmet arkadaşından. Yanlışlık falan dedi de hırsızlıktan içeri girmedim Zerrin. Ya genelde kapıları kesici ve vurucu aletlerle kırıp evlere giren insanlar bu kadar şanslı olmaz. Ah işte benim bu çılgın macera perest ruhum. Seni karakadil dandı seni. Ondan evi darmaduman edip aradın demek. Timsah havlıyordun sanırsam. Bir dahaki sefere banki jumping yaparsan macera olarak da kapım sağlam kalır, sevinirim. Ama seven ne yapmaz? Ya aşkta ve savaşta her psikopatlık mübah derler değil mi? Bak, aramızda hiçbir sır kalmasın istiyorum Zerrin. Bünyemin, benim gizlim saklım yok. Evimdeki özel, gizli ve kilitli çekmecem hariç her yeri istediğin gibi kurcala. Çekmece mi? Niye gizli o? Dikkatini çekti. Özel bir çekmece. Sırlarla dolu. Ha bu arada, al evin yeni anahtarı bulunsun. İstediğin zaman gir çık. Eyvallah ya, kapı kırmak çok zor oluyor vallahi. Kanter içinde kaldım o gün yani. Benim evim senin evin. Ama lütfen kilitli çekmeceyi açma. Ki dipnot onun anahtarını da çantamın fermuarlı gezinde taşıyorum. Zerrin, paşa deden nasıl, ailen nasıl? Ya ben yeni gördüm bunları. Hem yazar kasa hem post yazdı değil mi? Vay 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 vay. Kullanmayana da ceza yazıyorlarmış, biliyor musun? Zerrin, niye konuyu değiştiriyorsun? Paşa dedeni sordum ya. Döndü mü İskoçya'dan? Aradım, ulaşamadım. İskoçya çok nemli ya. Bazı istasyonları rütübetten hep çortluyor.
Bak ne güzel. Uzun beyaz elbiseler içinde herkes. Bence bunlar çok eski zamanlar değil mi? 100 yıl önce falan. Aa, bak burada da köşkün önünde ata binmişler. Canlarım benim. Zerrin, bu insanlar kim ki? Tanımıyorum. Yıllar önce ölmüş insanlar zaten. Nasıl tanıyayım kız? Ne yapacağız ben fotoğrafları? Dün eskiciden aldım. Paşa dedem ve ailesinin Osmanlı'nın son zamanlarında günlük hayatlarından muhtelif kareler olacak kısmetse. Ha, Bünyamin'e mi göstereceğim? Ben göstermeyeceğim. Kilitli çekmecemi gizlice açıp orada saklamış olan bu asil geçmişimi kendi keşfedecek. Becerebilirsin inşallah. Osmanlı zamanında sürgüne gönderilmiş çok asil bir sadrazamın torunuymuşum ben meğer. Sen! Olamaz mı anam? Aa, kanıt fotoğraflar. Asil çekmeceyi bulsun görsün. Niye göndermişler dedeni? Yalancılık ve hainlik yaptığı için. Hah, şimdi oldu Zerrin. Şimdi yerine oturdu. Hay sadrazam dedem masummuş. İftiraya uğramış yazık. Yok kız, senin dedense her haltı yemiştir ben bilmem mi? Uyduruk dedim gerizekalı. Bünyamin'e paravradan Osmanlı ailesi yazıyorum böyle. Çok şüpheleniyor ya. Bugün iyice kafayı yemişti. Bayağı sorguya çekti kim kazadıysa bunu. Ailenin ismi söyledi falan neymiş? Oğlan bakmaz mı internette? Padişah ihanet ettiğimizi sanınca bizim sülale bu taşta yaşayamayıp isimleri falan hep değiştirmiş. Vah! Vah ne zor. Ya o ülkeden o ülkeye dağılıp böyle kese isimlerle mücevher falan satarak bugüne gelmişiz. Artık mücevher falan da kalmamış ki. Sürekli dedikleri benden borç alır değil mi bacım? Söylemeye utanıyoruz ama köşkümüz de yıllar önce satıldı. Apartman oldu. Ah paşa dedim. O apartmanın antikalarla dolu bir dairesinde hatıralarla yaşıyor. Apartman nerede? Bulacağız. Mücevherler nerede? Yine kaçtı. Deden nerede? Daha kaçtı. İskoçya dağlarına kaçtı oldu mu? Lan yavaş yavaş önce çekmecedeki şu gizli fotoğrafları mısın çocuk? Emir'in Nur Hayat'ı isteme işi ne zaman? Kız sabahın 3'ünde beni aradı. Takacağız yüzükleri hemen diye. Hani nerede ortada hiçbir şey yok. Bilmiyorum baba ben de bekliyorum böyle. Lan otobüs mü bekliyor? Hadi bir an önce söz kesilsin uzamasın artık bu iş. Niye hamile misin? Ay bunlar seni evlenme vaadiyle kandırıp kirlettiler baba. Merak etme oğlum. Ben temizlikte iyiyimdir. Tepem atarsa Emir'i temizlerim. Seni de şöyle bir silkelerim, bütün tozun gider. Oğlum nasıl laflar bunlar böyle ya? Benimle dalga mı geçiyorsun lan? Gerizekalı. Ya babacığım biraz sinirlendiğiniz gibi bir şeyin de şey ettim ya. Vallahi baba hık diye gideceğim bir gün böyle ha. Ulan asıl sen hık diye gideceksin. Ben de evlat katlinden hapse gireceğim. Oğlum bak dinle beni. Bu laflar böyle... Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Anan gelir, baban gelir, çoluğun çocuğun gelir. Nasıllar? Biz burada çoluğun çocuğun gillerle özel konuşuyoruz. Sen git anan giller, baban gillerle takıl bu akşam. Hadi. Muhterem Yıldırım Bey babacığım. Filvaki, Bünyamin Bey'le randevumuz vardı. Mola alıyorsun. 3 puanlık ateş. Devre arası. Eyaklasa müdahale var. Adam adama savunma. Adam adama konuşma var burada kızım. Görmüyor musun? Hadi sen git başka zaman gelirsin. Zerrin sen uzak hadi ararım ben seni sonra hadi. Değerli babacığım. Fırçanız yarım kaldı. Yaptığınız resimde şuradan bir dere akacaktı. Onu bitirmediniz. Oğlum ağlama zamanı değil, ağlatma zamanı. Nur Hayat 10 gündür o evde kapatma lan! Kuzu gibi saf Nur Hayat'ı kapattılar eve deme. Kuzu kapama oldu vallahi benim kardeşim. Yarın kızı çağıracağım, yüz yüze konuşacağım. Eğer yüzükler hemen takılmazsa, Nur Hayat ailesini, o Emir denen herif de bir daha dünyayı zor görür.
de zar zor izin alıp gitmişim. Lazaki devlet dairesine Angarya'ya gitmişim. Bugün git, yarın gel de dönüyorsun bana. Bacım bunlar elitist kişiler. Sen daha çok benim çevrem gibi böyle bohem şahsiyetlere hitap eden bir tipsin. Ya kızım moral bana düştü. İstemez hadi canım diye kapıdan kovdular. Elektrik süpürgesi satmaya gittik sanki ya. Keşke öyle olsaydı bacım. En azından hayat enerjin değil, satış komisyonunu kaybederdi. Of 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 of. Hayatta akıntıya karşı kirek çekmekten kollarım Roberto Carlos bacağı gibi oldu. Sıkıldım öyle takıyor. Ya giyiyorum. Zalımsın ulan. Bacım yavaş git yavaş. Yavaş gittik de ne oldu? 30'a geliyor. Bir dikili ağacı, bir ekili tarla, bir ikili kanepe bile yok. Yemişim böyle aşkın ızdırabını lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.